Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da shrink Shrinkwrap Modifier'ın temel düzeyde nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Shrinkwrap Modifier bir nesneyi bir diğer nesnenin yüzeyine, yüzey şekillerine uyumlu bir şekilde eklemeyi sağlar. Tabii ki bu anlatarak olmaz. Şimdi örneklerimize geçelim. Buraya bir tane Image menüsünden Images as Planes diyerek içeriye düzlem nesnesi aktaracağız ve bu düzlem nesnesinin üzerinde de bir resim olacak. Eğer Images as Planes image menüsü içerisinde yoksa bunu eklentiler bölümünden aktif hale getirebilirsiniz. Buraya images yazdığınız zaman bu eklenti çıkacaktır. Bunu aktif hale getirdikten sonra ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrardan bu menüye gelelim. Images as Planes diyelim. Evet resim dosyalarının bulunduğu klasörü açtım. Bunların her birini şu anda seçip içeriye aktaracağım. Shift'e basılı tutarsam ve son olanı seçersem başlangıç ve sondakini beraberce seçmiş oluruz. Sağ tarafta varsayılan değerler aynı kalabilir. Ardından import images as planes diyerek bunları sahnemize aktaracağız. Evet, şimdi bunları sahnemize aktardıktan sonra diyelim ki bunlar birer duvar yazısı olsun. Çeşitli semboller veya yazılar olabilir. Bunları ben buradaki yüzeye nasıl uyumlu bir şekilde yerleştirebilirim? Bunu elbette ki elle de yapabilmek mümkün. Mesela şöyle alırız bu şekli. Hemen getiririz bu duvar üzerine uyumlu bir hale getirmeye çalışırız. Ancak bu yöntem oldukça hantal olacaktır. Şimdi gelin Shrink Wrap Modifier kullanarak bu şekilleri duvara ekleyelim. Öncelikle bu şekli birazcık büyüteceğim. Sonrasında Modifiers alanına geçiş yapıyoruz ve burada Shrink Wrap Modifier'ı seçiyoruz. E şimdi shrink wrap modifier'da çeşitli seçenekler vardır. Rap metotta bunun çeşitli algoritmaları vardır. Öncelikle nearest surface'i inceleyelim. Daha sonraki örneklerde diğer algoritmaları da inceleriz. Sonra snap mod var. Burada yüzeye iliştirilme metodu. İşte yüzeyde, içeride, dışarıda, yüzeyin dışında, yüzeyin üzerinde gibi seçenekler var. Burada hedefi belirliyoruz ve bir de Yakınlığı ve uzaklığı belirlediğimiz offset var. Ayrıca vertex grupları belirleyerek de e, yüzeye iliştirebilmemiz mümkündür. Şimdi burada targetten ben arkadaki duvarı seçeceğim. Buna tıklayalım. Bunun ismini şöyle wall olarak değiştirelim. Ya da Türkçe karakterler kullanmadan herhangi bir isim de verebilirsiniz. Tekrardan resmimizi seçelim. Target bölümünden wall'u seçebiliriz. Ya da buradaki seçiciden wall'u seçebiliriz. Evet şu anda dikkat ederseniz resmimiz bu şekilde duvarın üzerine eklenmiş oldu. Bunu yukarıya doğru taşıdığımız zaman düzelecektir. Yalnız şöyle hareket ettirdiğimiz zaman bakın şu kısımlarda e, yüzeyin birazcık içerisine geçmiş olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca bunu S ile büyüttüğümüz zaman e, sıkıntılar olmaması için işlemi bir geriye alalım. Şuradan volu çıkartalım. Yani target hedef bölümünden aktaralım ki buradan ayrılsın. Bunu subdivide etmekte fayda var. Bu resmi seçelim. Subdivide ile bunun yüzey sayısını artıralım. Bu yöntemle yüzeye çok daha etkili bir biçimde ilişecektir. Tekrardan duvarı seçelim buradan. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada offset değeri var. Bu offset değerine oldukça küçük bir değer girmemiz gerekiyor. Mesela 0.001 girebiliriz. Eğer bu yeterli olmazsa burayı birazcık daha artırabiliriz şöyle 3 değerini girelim. Üzerindeki lekeler kalmasın. Evet şöyle yakınlaşalım. Gayet güzel bir şekilde yüzeye eklendiğini görüyoruz. Yalnız bazı açılardan baktığımızda hala içeride gibi gözüküyor. Burayı böyle durumlarda tekrardan bir miktar dışarıya aktararak dengeleyebilirsiniz. Bu modifier'ın güzel bir yanı nesneyi G ile istediğiniz alana yüzeyde kalacak şekilde taşıyabilmemiz mesela getirip şu alana taşıyıp bırakabiliriz. Şimdi isterseniz diğer nesneleri de duvara ekleyelim. Şunu alalım mesela. Birazcık büyütebiliriz. Şu da birazcık büyütülebilir. Diğerlerini şu şekilde biraz kenara alalım. Bir tane daha örnek alalım. Bu da şöyle şurada dursun. Bir miktar büyütebiliriz. Aslında bunları şöyle duvarın kenarlarından taşmayacak şekilde eklemek en uygun olacaktır. Şimdi bunları da çabucak Duvara ekleyebilmenin bir yolu var. Üçünü beraberce seçelim. Son olarak buradaki resmimizi seçelim. Ctrl-L'ye basıp burada Copy Modifiers diyerek bu modifier'ı diğerlerine de ekleyebiliriz. Hemen tıklıyoruz ve görüldüğü üzere üç resmi de yine duvara iliştiriyoruz. Bunları yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Şu şekilde ve daha uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Sonrasında diğer resmi de seçip uygun bir alana taşıyabilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir yakınlaşalım bakalım. Gayet güzel bir şekilde bunların eklendiğini görüyoruz. Yine bunları istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. Şimdi burada diyelim ki bunlara yine çözünürlük katmak istiyorsunuz. Subdivide ile tekrardan yüzey sayılarını artırabilirsiniz. Evet şimdi bir de diğer seçeneklere şöyle bir bakalım. Burada yüzeydeydi. Inside dediğimiz zaman da bu duvarın iç kısmında yer alacaktır. Mesela şöyle bir edit moduna geçelim. E şuradaki yüzeyi seçip bunu gizlediğimiz zaman hemen dikkat ederseniz bunu diğer tarafta şöyle bir objekt moduna geçtiğimiz zaman tabii ki belirgin hale gelmeyecektir. Çünkü buradaki nesneyi edit modunda gizlemiş olduk. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Burayı seçip P ile ayırt ederiz. Evet sonrasında objekt moduna geçip bu bölümü silebiliriz. Şimdi örneklendirebiliriz. Bakın bu artık inside. Şuraya gelelim. On surface'da bu tarafa doğru baktığını görüyoruz. Evet ayrıca outside var. Dikkat ederseniz outside'da tamamen dışarıya doğru taşıdı. Outside surface'da yani outside olduğunda dışarıya doğru kaydığında tekrardan bunu yüzeye ekliyor. Bir de above surface var. Muhtemelen outside'ı önce alalım sonra above surface'ı alalım tekrardan bu yüzeye sabitlediğini görüyoruz. Şimdi bir de vertex gruplarının kullanımına bir bakalım. Şuradaki nesnemizi buraya alalım. Şöyle edit moduna geçtikten sonra şu kenarları bir vertex grubuna ekleyelim. Bu gruba vertex grubu bölümünden grup adında ulaşabiliriz. Sonrasında tekrardan modifiers bölümünde bir deneyelim bakalım. Burada shrink wrap modifier'ı seçelim. Target duvar olacak şekilde. Bir de burada grup var dikkat ederseniz ve target diyelim. Yine tekrardan yüzeye aldığını görüyoruz. Bu kez bu köşedeki vertexlere uyumlu bir şekilde bunu ekliyor. Eğer farklı yerlerde vertexler eklemiş olsaydık, bu sefer o vertexleri baz alarak o bölüme eklenecekti. Evet yine buna da bir offset değeri verelim. Birazcık ön tarafa çıkarabiliriz. Ayrıca rep metottan nearest vertex diyerek en yakın vertexte bunu tam olarak duvar yüzeyine ekleyebiliriz köşelerden. Şimdi burada vertex grupta invert seçeneği vardır. Bakın invert ettiğimiz zaman bu şekli alacaktır. Yani işlemi tersine çevirecektir. Ve duvarın yüzeyinden de uzaklaştıracaktır. Tekrar nearest surface point diyelim. Ve grubu kaldıralım. Eski halini aldığını görmekteyiz. Şimdi gelin diğer metotları inceleyelim. Buraya yeni bir örnek ekleyeceğim. Tekrardan yeni bir sahne oluşturuyorum. Buraya bir tane silindir nesnesi ekliyoruz. Bunun özelliklerini bir miktar değiştirebiliriz. Şöyle uzun bir hale getirebiliriz. Örneğin 10 değerini girebiliriz. Çapı bu şekilde kalabilir. Bir miktar yukarıya taşıyalım. Şimdi bu silindire şöyle bir shade smooth diyelim ve ardından burada vertex ee, özelliklerine gelelim. Burada Vertex Normals'ta bunu Auto Smooth dediğimiz zaman görüntünün çok daha iyi bir şekilde yansıdığını görmekteyiz. Bunu bir miktar geriye alalım. Şimdi tekrardan buraya bir tane Images as planes aracılığıyla bir image ekleyeceğim. Evet, iki tane resmi seçtik buraya aktardık. Tekrardan gölgeleyiciyi bir değiştirelim bakalım. Şöyle de yapabiliriz. Bu arkadakine bir renk ekleyelim materyal aracılığıyla. Koyu bir renk olabilir. Yüzeyindeki yansımaları ve ışığı da birazcık daha azaltabiliriz. Şimdi diyelim ki buradaki "LED IT SNOW" yazısını da tekrardan buradaki nesnenin yüzeyine uyumlu bir şekilde ekleyeceğiz. Bunu da pekala yapabilmemiz mümkündür. Şöyle alalım bakalım buraya. Evet, birazcık yakınlaştıralım. Burada buna şöyle bir subdivide yapalım ve çözünürlüğünü bir miktar artıralım. Ardından object moduna geçtikten sonra tekrardan modifiers bölümüne gelelim ve shrink wrap modifier'ını ekleyelim. Şimdi burada nearest surface yerine project'i seçeceğiz. Ardından target'ten hedefi belirleyeceğiz. Silindiri. E şimdi project'i aldığımız zaman herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Burada çeşitli seçenekler var. Limit gibi, subdivision gibi. E kısımda eksenler var. Bunları pozitif veya negatif yönde değiştirebilirsiniz. Mesela negatif aldığınız zaman bakın burada yüzeye yerleşmiş oldu. İsterseniz eksenlerde de çeşitli değişiklikler yapıp yüzeye uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Ya da dilerseniz buradaki nesneyi geriye doğru götürüp yüzeyde bir yerde tutabilirsiniz. Evet, şu anda yüzeyde kalıyor yalnız bir miktar büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü köşelerde dikkat edilirse birazcık fazlalık oluştu. S ile bunu bir miktar küçülttükten sonra yeniden şöyle ortalayabiliriz. Evet burada mühim olan kenarlardan taşırmamak. Hani büyüttüğümüz zaman da bir miktar şöyle getirdiğimizde bakalım. Her iki köşeden de çıkmamasına dikkat edelim. Evet yine alt kısımda offset bölümünden bunu bir miktar şöyle bu kez eksi değerinde alabiliriz. Şurada bir negatif yapsak. Bakın negatif yaptığımız zaman diğer tarafa geçtiğini görüyoruz. Mesela negatif x dediğimizde ortada kaldı. Negatif y de aşağıya doğru uzattı. Negatif z de herhangi bir değişiklik yapmadı. Aynı şekilde mesela pozitifte de kullanabiliriz. Pozitif x, y ve z de kullanabilmemiz mümkün. Ya da sadece negatife de alabiliriz. Bunun arka tarafında da görüntüleyebiliriz. Burada pozitif alabiliriz tekrardan. Evet, alt kısımda face call seçeneği var. Burada da ön tarafa alabilirsiniz veya arka tarafa alabilirsiniz. İç kısma düşüyor. Yine diğer eksenlerle beraber denediğiniz zaman farklı efektler verebilmemiz, katabilmemiz mümkün olacaktır. Evet, şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir şekilde yüzeyde kaldı yalnız. Bir miktar daha dışarıya doğru çıkartabiliriz. Çünkü yüzeyde bazı sıkıntılar var. Gayet güzel bir şekilde burada buradaki silindir nesnemizin yüzeyindeki eğriliğe uyumlu bir şekilde buradaki resmi de eklemiş olduk. Eh, burada tekrardan şöyle e, on surface demiş mesela inside dediğimiz zaman iç kısımda kalıyor, outside da bu şekilde muhtemelen yine tersinde yani iç kısımdan görüntülenmekte outside surface ve Above Surface seçeneklerini de deneyebilmeniz mümkün. Yine On Surface aldığımız zaman eski haline getirebiliriz. Nearest Vertex demiş. E şöyle alt kısma aldı. Burada Vertex grubu belirlemişsek ona uyumlu bir şekilde geriye de alabiliriz. Target Normal Project denilmiş. Bu da bu şekilde bir sonuç vermekte. Muhtemelen yine çeşitli Vertex'ler belirleyerek daha uyumlu bir şekilde yüzeylere yerleştirebilmek mümkündür. Tekrardan projekte alabiliriz. Evet şimdi bu nesneyi de çabucak ekleyelim. Öncelikle yüzey sayısını bir miktar artırabiliriz. Evet sonrasında bu seçiliyken diğerini seçeriz ve Ctrl-L ile Copy Modifiers diyerek aynısını ekleyebiliriz. Tabi yüzeye taşıdığımız zaman artık yüzeyde uyumlu bir şekilde kalacaktır dikkat ederseniz. Bunu da bir miktar şöyle yukarıya taşırız. Evet, i̇sterseniz bunu bir miktar küçültelim. Şöyle sol tarafa doğru alalım. Shift'e ile bundan çoğaltıp yine yüzeyde istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Yalnız dikkat ederseniz kenara çok fazla geldiğiniz zaman bu nesnenin uzunluğu yeterli olmadığı için hemen nesne yüzeyini terk ettiğini görmekteyiz. Evet burada çeşitli değişiklikler yaparak bunu değiştirebilmek mümkün. Biraz ayarlarıyla tabii ki uğraşmak gerekiyor. Mesela negatif alınabilir. Ayrıca back ve front denerek istenilen sonuca ulaşılabilir. Tekrar eski halini alalım. Ve birazcık şöyle ortaya bir yere alabiliriz. Aynı yöntemi bir küre içinde oluşturabilmek mümkün. Mesela bir tane UV Sphere ekleyelim. Bunu bir miktar şöyle bir büyütelim. Shade Smooth yapalım. Biraz Subdivision Surface de ekleyebiliriz. Ve uygulayabiliriz. Şuraya alalım. Bir tane Burada bir materyal ekleyebiliriz. Tekrardan images as planes bir nesne içeriye aktaralım. Evet, tekrardan shrink wrap modifier'ı bir ekleyelim. Burada project'i alalım. Hemen buradaki küreyi de seçelim. Bunu bir miktar küçültebiliriz. İleriye doğru aldığımızda yüzeye uyumlu bir hale getirdiğimizi görüyoruz. Birazcık offset değerini şöyle eksi değerinde alalım. Bakın gayet güzel bir şekilde eklemiş olduk. Bunu yukarıya doğru taşırdığımız zaman dikkat ederseniz belli eğimleri kaybettiğinde hemen kenarlardan tekrardan bu yüzeyi kavramayı bırakıyor. Böyle bir durumda birazcık daha geriye doğru götürebiliriz X ekseninde. Köşeleri daha uyumlu bir şekilde yerleştirebiliriz. Az daha Z ekseninde aşağıya alalım. Evet, gayet güzel. Yine isterseniz vertex grupları oluşturup belli vertexlerden de yüzeye iliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Shrink Ramp Modifier'ın temel düzeyde kullanımını öğrendik. Diğer kullanım alanlarıyla da ilgili detaylı dersleri ilerleyen zamanlarda öğrendiğim kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın.